Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi çok şifalı bir bitki buldum arkadaşlar. Aslında Osmaniye'de pek olmuyor ama yaylalara çıktım. Bitisin yaylasındayız. Bitisin yaylasında gördüğünüz gibi çok şifalı kara hindiba bitkisini buldum. Ve tabi bu şifadan da faydalanmamak mümkün değil gördükten sonra. Ve hatta arkadaşlar şurada şu bitkiyi de göstereyim size. Bu bitki de çok şifalı arkadaşlar. Bu bitki normalde Türkiye'de tükürük bitkisi diye geçiyor. Ama farklı isimleri de var arkadaşlar. Yöre yöre farklı isimleri var. Hatta Violet diye şeyi var. Yabancı ismi geçiyor. Ve bunu da soğanları ve böyle çiçekleriyle, yapraklarıyla kökünü kazıyorlar. Şimdi ben de kazacağım, göstereceğim zaten size. Kavurup yumurta kırıyorlar arkadaşlar içine. Ama bu kara hindiba şekere, kolesterole, tansiyona arkadaşlar nasıl diyeyim, kansere bile çok şifalı olan bir bitkimiz arkadaşlar. Kara hindiba çiçeğinden bal yapılabiliyor. Kara hindiba balı. Gördüğünüz gibi bitkisini de taze taze yemeklerin yanında tüketebilirsiniz. Hatta haşlayıp zeytinyağlı salatasını yapabilirsiniz. Harika oluyor. Bu görmüşken bu güzelliği de tabii ben kaçırmam. Hemen de kazmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle hem yanında diğer başka o şifalı bitki var. Gördüğünüz gibi o beyaz çiçekli. Bakar mısınız şuna? Menekşe bile var yanı başında hemen. Yabani menekşe. Önce şöyle kara hindibağını kazalım. Evet. Böyle bir bitki arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mavi hindibağa benziyor ama mavi hindibağının tek arasındaki fark sarı çiçekleri. Mavi hindibağa mavi açıyor. Bu da sarı açıyor arkadaşlar. Evet. Kara hindibağa şekere, kolesterole, tansiyona, karaciğer besliyor arkadaşlar. Sarılık hastalığına çok şifalı oluyor. Şöyle ben bir yandan kazayım, bir yandan sizinle sohbet edelim. Evet, şuradaki soğanı çıkarayım dedim ama çıkartamadım maalesef. Ama şöyle bir dikkat edeceğim ve eğer kara hindiba mevsiminde bol bol kara hindiba tüketmeye özen gösterin arkadaşlar. Çok şifalı. Çok şifalı bir bitki. Şöyle ben biraz daha derinden alacağım. İnşallah kökünü de size gösterebilirim. Alamadım maalesef ama şurada var tekrar yine. Evet, bugün şanslı gününde sayıyorum kendimi. Çünkü bu kadar güzel şifalı bir bitkiyi buldum arkadaşlar. Kara hindibağı ben yemeklerin yanında çok seviyorum. Hatta haşlayıp zeytinyağlı salatasına bayılıyorum arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Şöyle. Evet, şurada İnşaat olmuş. Bu inşaat kumunun içerisinde çıkmış. Hatta inşaat torbaları da burada yanında bekliyor. Evet. Çok güzel. Evet. Hem boğuttan topladım arkadaşlar. Şöyle soğanını hemen göstereyim. Çıkartabildim nihayet. Evet. Bunun bembeyaz soğanını ayıklıyorlar. Aslında ben soğanlıyla çıkartmak taraftarı değilim arkadaşlar. Şöyle yaprağı ve çiçeğini alma taraftarıyım. Sadece size göstermek için çektim. Ve şurada kara hindibağını. Hemen bunları ben poşete koyayım. Şurada yabani yoncayı göstermek istedim size. Ve şurada da gördüğünüz gibi menekşeyi. Bakar mısınız şu renge? Süs yoncası gibi. Çok güzel. Evet, burada da var arkadaşlar.
Evet, şurada da var o ottan arkadaşlar. Ve şu renge bakar mısınız? Şunu göstermek istiyorum size. Evet, bunlar da yabani bakla, yabani yonca diye geçiyor arkadaşlar. Evet, şurada da var o otlardan. Evet arkadaşlar, bu da yabani yonca arkadaşlar. Haseki küpelesine benziyor yaprakları. Yabani kimyon arkadaşlar, az önce yanlış söyledim. Yabani kimyon tıpkı Haseki küpelesine benziyor. Ben Afyon Dağları'nda da topladım. Aslında geriye dönük videolarımı izleyebilirsiniz oradan, kanalıma abone olup da. Bunlar da yabani kimyon. Normal kimyondan daha kuvvetli oluyor ve daha az kullanmamız gerekiyor. Hatta çok da o gaz şişkinliğine çok şifalı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hemen diğer şifalı bitkilere bakalım. Evet arkadaşlar, burada ballı baba bitkisini buldum. Onun da kavurmasını yapacağım. Evet Mualla Hanımcığım, bahçemden haberlerin. Bahçesinde çıkıyor arkadaşlar Mualla Hanım'ın. Evet galiba bu ondan arkadaşım. Bir bakarsan eğer inşallah bu videoya da. Evet ben de kavuracağım inşallah. Bir bakalım, Mualla Hanım çok övüyor. Bir bakalım bakalım, tadı inşallah güzeldir. Biz de şifalarından faydalanmış oluruz bu arada. Evet ısırgan var arkadaşlar. Yabani ısırgan. Kaz ayakları. Hatta şurada yine kara hindiba çiçekleri açmış. Kara hindiba çiçeğinin de şifasını hemen tekrar anlatayım arkadaşlar. Evet. Kanserden başka kanserle beraber her türlü hastalığa şifası var arkadaşlar. Kanser, şeker, kolesterol ve hatta evet şurada yayla ısırganları var. Yayla ısırganları da çok şifalı. Alıp toplayıp böreğini yapacağım arkadaşlar. Ve kara hindibağını şurada hemen göstereyim yine. Kara hindibağı kolesterole, tansiyona, şekere, hatta kansere kadar karaciğeri besliyor. Kansere çok şifalı dedik. Ve sarılık hastalığına çok iyi geliyor arkadaşlar. Her zaman ben zeytinyağlı ve yemeklerin yanında öyle çiğ olarak tüketiyorum. Hatta şeyi söyleyeyim. Kurutup çayını bile yapabiliriz arkadaşlar. Karaciğer dostu. Hatta prostat kanserine, prostata da çok iyi geliyor. Kolesterol ve karaciğeri de temizlediğine için karaciğer dostu bir bitki. Hatta kurutup kış aylarında sürekli evimizde, her evde bulunması gereken bir bitki. Çayını yapabiliriz arkadaşlar. Şöyle ben biraz daha o beyaz çiçekli ottan toplayacağım. Evet. Yayla evler arkadaşlar. Bunlar ahşap evler. Gördüğünüz gibi vişne ağaçları, erik ağaçları, şu anda kiraz ağaçları, elma ağaçları hepsi çiçek döneminde. Ve şurada da yine ben benim otları gördüm. Bunları da toplamadan geçmeyeyim tabii. Evet arkadaşlar, burada da körmen diye bir bitki arkadaşlar. Yaban sarımsağı diye de geçiyor. Körmen arkadaşlar tıpkı pırasaya ve sarımsağa benziyor. Bu da pilavı pişiyor. Şöyle ben biraz alayım. Bir kavram da bundan alacağım. Her türlü şifadan faydalanalım. Evet, bunu bulgur pilavı yapıyor arkadaşlar. Doğra, kavur ve biraz bulgur koyuyor içine. Biraz bu normal pilavdan biraz daha sulu oluyor. Pilavı yapılıyor. Evet, doğada ne varsa doğada var arkadaşlar. Çok şifalı bir bitki daha karşıma çıktı ve kazdım. Evet, Mitis'in yaylasındayız. Mis gibi doğal ortam. Zaten egzoz dumanı olan yerden kesinlikle ot kazmayın arkadaşlar. Şifa bulalım derken hastalık kaparsınız maazallah.
Evet, girelim çoban çantasına arkadaşlar. Gördüğünüz şu bitki çoban çantası. Bu minik minik çiçekler. Tazesini yemeklerin yanında yiyebiliyoruz. Böreğini yapabiliyoruz, salatasını yapabiliriz. Ama böyle çiçek açıp tohum olduktan sonra çayını kurutup çayını yapabiliriz. Boğazlara çok iyi geliyor arkadaşlar. Hemorite iyi geliyor. Evet, burada da yayla ısırganı var arkadaşlar. Normal ısırgan da çok şifalı ama bu yayla ısırganı da harika böreği oluyor arkadaşlar. Kurutup grip çayı olarak da yapabilirsiniz. Grip çayına gördüğünüz gibi şurada hemen böğürtlen yaprağı var. Böğürtlen yaprağı, ısırgan ve ebegümeci kaynatıp çayını yaparsanız harika grip ilacı oluyor size. Boğaz enfeksiyonlarına, gribe çok iyi gelen bir bitki. Evet, bu bitki de arkadaşlar hem salatasını yapabiliriz hem de böreğini yapabiliriz. Biz buna iğnelik diyor. Unçuluk ismi geçiyor. Belki yöre yöre farklı isimleri de vardır. Şöyle göstereyim. Böyle pembiş pembiş çiçekleri var. Evet arkadaşlar, burada da ıspatan gördüm. Ben ıspatanı da hemen toplayacağım. Hemen videomu sonlandıracağım arkadaşlar. Şöyle. Bu su teresi arkadaşlar, diğer ismiyle. Ispatan böyle suda yetişen, şöyle suyun içerisinde yetişen bir bitki. Bunun da hem pilavını yapabilirsiniz hem de yemeklerin yanında tüketebilirsiniz. Tıpkı tereyi nasıl tüketiyorsak bunu da öyle tüketebilirsiniz arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor. Evet. Şöyle göstereyim. Evet, bunu da üzerine limon sıkıp tuz atıp harika yemeklerin yanında tüketim oluyor arkadaşlar. Ve idrar söktürücü, şekere ve kolesterole de çok iyi gelen bir bitki arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben burada biraz daha toplayacağım. Evet, kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Desteklerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz. Sağlıkla, sıhhatle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bugün de böyle bütün şifalı, karşıma çıkan bütün şifalı otları size göstermeye çalıştım, tanıtmaya çalıştım. Evet, Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.